Sezef benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ön yargılara geldim buraya. 19 yıl az bir zaman değil. Bir de en verimli dönemimdi gerçekten. İşte buraya geldiğimde şu anda 63 yaşındayım, 62 yaşındayım. Demek ki işte 42 yaşındayken buraya geldim. En verimli dönemimdi. Hem bilgi olarak hem enerjik olarak. Onun için de bir şeyler verdiğimi düşünüyorum. Senzof'a ben çok şey... Senzof de bana çok şey verdi. Keyifle bir çalışma ortamı yarattı bir. Yetiştiğimiz öğrencilerinden geri dönüşümler aldığımızda bunun güzelliğini gördük. Bir okul olarak şöyle düşünüyorum. Bizim kafamızda ideal tespit ettiğimiz ideal devlet okulu şöyle olmalıdır diye zaman zaman öğretmen sendikalarında, öğretmen kuruluşlarında tartıştığımız bir okul modelinin burada %80 civarında var olduğunu gördüm. Öğretmen derse girerken çok özgür. Sadece öğretmenin yaptığı işe bakılıyor. Öğretmen üzerine bir baskı yok. Onun haricinde öğrenciler çok disiplinli, çok saygılı öğretmenlere karşı bu okul politikasının bir ürünü olarak ortaya çıktığını görüyorum bunun. Dediğim gibi her imkan tanınıyor. Öğretmeni ve öğrenci her imkan tanınıyor. Yani bir öğrenci bile şunu yapmak istiyorum derse, birkaç öğrenci bile okulun imkanı varsa ona hemen o imkanı yapmak istediği şey konusunda yardımcı olunuyor. Öğretmenler için aynı şeyi gördüm. Şimdiye kadar yapmak isteyip de yapamadığım fazla bir şey olmadı. Yani okuldan kaynaklanan hiçbir şey olmadı diyebilirim. Burada hiyerarşi normalde var. Müdür var, müdür yardımcıları var ama dediğim gibi özellikle çalışma alanına yansımıyor. Yani siz işinizi yaptıktan sonra burada daima takdir edilirsiniz. Öyle bir izlenim var bende. Yeter ki işinizi iyi yapın, doğru yapın. Onun haricinde çok öğretmen çok özgür yapacakları konusunda çok imkanlara sahip. Yaşam arkadaşlarla olan ilişkiler de aynı şekilde. Yani herkes birbiriyle samimi, sıcak, elbette ki bazıları daha çok samimi oluyor, bazıları daha resmi olabiliyor ama bu her yerde olabilen bir şey. Çocuklar yani geçmişiyle bakıyorlar, okulun gelişimini de izliyorlar, kendilerini onun bir parçası olarak görmeye başlıyorlar. Onun parçası olarak görünce ona uygun davranmaları gerektiğini hissediyor. Bu zaman pedagojik olarak da böyledir. Öğrenci bulunduğu ortama uyum sağlamaya çalışır. Hele hele olumlu şeyler varsa da onun bir parçası olmaktan keyif alır. Onun için de pedagojide ona uyum sağlamaya çalışıyor. Hatta çok uyumsuz öğrenciler bile buraya geldikten birkaç yıl sonra ya da bir yıl sonra çok değiştiklerine şahit olduk. O kültür onlar da etkiliyor. Binada o kültürün bir parçası. Yani çocuklar gezdikleri her yerde o kültürü görüyorlar. İşte resimlerde görüyorlar onu. Anlatanlarda görüyorlar. Hikayelerde dinliyorlar. Hikayeler anlatılıyor burada. Bunlar çocuklar üzerinde bir anlayış, bir kültür oluşturmanın da bir parçası oluyor aynı zamanda. Bina aslı korunmaya çalışılmış mümkün olduğu kadar tabii ki. Bunlar muhafaza edilmeseydi o kültür aktarılmakta zorluk çekilirdi. Aktarılamaz o kültür. Buraya gelen öğrenci çok yüksek puanla öğrenci alıyoruz. Buraya gelen öğrenci dolayısıyla belli bir çalışma disiplinine sahip olmuş öğrenci. Yoksa o puan alıp buraya giremezdi. Otomatikman tabii ilgili ailelerin çocuklar oluyor bunlar aynı zamanda. Aile küçükten itibaren çocuğa anaokulundan itibaren ilgi göstermişse, eğitimi, öğretimi için pedagojik yaklaşmışsa da bu çok çok önemli. Maalesef Türkiye'deki belki de eğitimdeki en büyük eksiklerden birisi bu. Okul öncesi eğitimin hala çok çok az olması, kreş eğitiminin olmaması, hala küçük çocukların işte bakıcılarla anneannelere, babaannelere büyümüş olması bence eğitimde çok fazla etkiliyor. Yani senizat var olan kültür öğrencileri çok daha toplumcu yetiştiriyor. Benim de bakış açım biraz öyle olduğu için
Bunu görmek bana büyük zevk veriyor, keyif veriyor. Öğrenciler bireyci, bencil değil, insan olarak birey ama çevresiyle ilgilenen, dünyada, Türkiye'de, çevresinde ne olup bittiğini bilen, onlara duyarsız kalmayan öğrenciler oluyor. Şimdi bunları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Bir yıl aldık, ayrı kaldım okuldan. Bu sürede öğrencilerime gelen mesajlar, telefonlar zaman zaman beni gerçekten duygulandırdı. Gözlerimin dolduğu zamanlar oldu. Tabii ki böyle bir iz bırakmış olmak ya da öğrencilerinin böyle sahiplenmesi müthiş bir motivasyon, müthiş bir moral kaynağı, yaşam kaynağı oluyor bizim için de.